Cenaze musallaya koyulup imam efendi namazı kıldırdıktan sonra hakkınızı helal edin diyor. biz de vatandaşı tanımıyoruz. Belki hasber kader namazdan sonra cenaze namazına katılıyoruz. Durumunu da bilmiyoruz. Helal edin veya haram edin gibi bir şey yaptığımızda tavrımızın ne olması gerekiyor? Yani bu hakkınızı helal edine helal olsun diye mi cevap vermek gerekir yoksa susmak mı daha iftar? Yani zaten adamın bizimle bir bağlantısı yoksa orada imam hak helal yok. edin dediğin zaman biz daha yürekten helal olsun dediğimiz zaman bunda ne sakıncası var, değil mi? Kamu hakkı varsa mesela hocam ha, zaten bakın kamu. Tahminen hakkı, söylüyorum yani. <laughs> Tabi zaten bakın kamu hakkı varsa o zaman e, tabii ki e, biz istediğimiz kadar ona hakkımızı helal edelim e, zaten kamu ondan hakkını alır. Yani insanlar ondan hakkını alır. Biz orada helal, biz kendimize ait hakları ancak helal edebiliriz. Biz kamu adına, kamu haklarını sana helal zaten ediyorum edinmeyiz. demiyoruz ki zaten. Onu kamu neyse alır. kamunun bilmediği bir şey, bir şey varsa o da onları alır. Bir de hocam şey diyor ya, nasıl bilirdiniz? Evet. Ona nasıl cevap vereceğiz? Ee, bunu nasıl bilirdiniz demekle en yakınlarının da şahitlik etmesi doğru olur. Öbürlerinin de hani sükut etmesi belki daha bil, mı biliyorlarsa şahitlik yaparlar. Bilmiyorlarsa Allah bilir. Çoğu yerlerde Mevla rahmet eyle diyorlar. Hani yani. Allah rahmet eyleye ya da Allah bilir. Bazıları da böyle söylüyorlar. Evet. Peki hocam. Cenab-ı Allah hayırlı ölümler nasip etsin inşallah. Hmm.